Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba Pınar abla, umarım iyisindir. Uzun zamandır seni takip ediyorum, videolarını izliyorum. Diğer kanallara göre çoğu anlattığın şey doğru ve hoş bir sesin var. Hikayeye geçmeden önce başarılarının devamını dilerim. İsmimi vermek istemiyorum, Meryem diyebilirsiniz. Benim hikayem çocukluğuma dayanır. Küçükken yani 5-6 yaşlarındayken bazı silüetler görürdüm. Anneme söylediğimde korkma bir şey olmaz derdi. Sonra zamanı geldi, Kur'an kursuna gittim. Bilirsiniz mahalledeki Kur'an kurslarını. İlk başta gitmek istememiştim çünkü çekiniyordum. Herkes benden yaşça büyüktü. Orada bana Meryem ismini verdiler. O zaman bu zamandır Meryem ismini göbek adım olarak kullanırım. Küçüklüğümden beri cinlere ayrı bir merakım vardı. Onları hissederdim. Ama asıl olay pandemi başında patlak verdi. İlk defa o zaman bu tarz hikayeler dinlemeye başladım ve ilgimi çekmişti. Zaten yapacak pek bir şeyim de yoktu. O yüzden bu tarz videolar izleyerek vakit geçirirdim. Dinlediğim ilk gün Ramazan ayıydı, akşam vakti oldu. İftara misafirler falan gelmişti. Sahura kadar bizde kaldılar, sahuru da birlikte yaptık. Ama garip olan şu ki ben saat 11.30 civarı oturduğum yerde uyuyakaldım ve bir rüya gördüm. Bomboş, dört duvarlı bir oda düşünün. Ne penceresi var ne de kapısı. Sadece bembeyaz bir oda. Öyle bir beyaz ki aşırı aydınlık. Sonra kadife, narin bir kadın sesi duyuyorum. Çabuk uyan diyor bana. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Sonra tekrardan bağırarak çabuk uyan, korkutmaya geliyorlar dedi ve o an uyandım. Uyuduğumda odada kardeşlerim ve misafir çocukları vardı. Uyandığımdaysa hiç kimse yoktu. Sonra annemin sesini duydum. Meryem, hadi sahura gel dedi. Kalkıp gittim mutfağa. Anne beni mi çağırdınız dedim. Annemse o an beni şok edecek cümleyi söyledi. Hayır, seni kimse çağırmadı. Sonra kendi kendime neyse deyip uyudum. O günlerde çok bir şey olmadı. Daha sonra ben namaza başladım. Belki inanmazsınız ama secdeye giderken benimle birlikte giden 3 ya da 4 tane varlık görüyordum. İlk başlarda korkuyordum, sonra ise alıştım. Kur'an okurken falan etrafımda oturup dinleyen silüetleri silik silik de olsa görüyordum. Benim yanlışlarımı düzeltiyorlardı. Günler bu şekilde geçerken bir gün ne olduğunu anlamak istedim. Kendimi komple dünya dışı bıraktım. Gerekli ihtiyaçlar hariç odadan hiç çıkmadan sadece namaz, zikir gibi ibadetlerle ilgilendim. Gece de istihare namazı kılıp yattım. Çünkü ne olduğunu bilmek istiyordum. O gece rüyamda birilerinden kaçıyordum. Sonra bir erkek beni çekip yıkık bir harabe evin önüne getiriyordu. Dediği şey şuydu, korkma, biz sana zarar vermeyeceğiz. Seni korumak için geldik. O günden sonra benim de dünyam değişti. Artık geldiklerini ortamın sıcaklığından anlıyordum. Çünkü geldiklerinde etraf aşırı sıcak bir hal alıyordu. Kulaklarım kızarırdı. Zaman böyle geçerken bir gün bir hocaya danıştım. Bana yanımda 4 tane Müslüman cini olduğunu söyledi. Beni korumak için yanımda olduklarını ve istersem el verebileceğini söyledi. Ben de kabul ettim. 2 seneye yakın ders aldım. Bazı vakalara bile yardım ettim. İnanmazsınız belki ama Zuzula ve Yakaza cinlerinin bile ilgisini çektim. Bir gün gece vakti musallata uğrayıp kurtulan bir ablamla sohbet ediyordum. Ona musallat olup aşık olan cinin Zuzula kabilesinden olduğunu söyledi. Biz bunları konuşurken o an kabileden birisini hissettim. Bir cinliydi bu. O kadar ağır bir enerji aldığımı hiç hatırlamıyorum. İster istemez korkmuştum. Bendeki dişi cinniyayı çağırdım. Korktuğumu söyledim. Yanımda ben uyuyana kadar kalmasını rica ettim. Kabul etti. Ben bunu söylediğimde koridordaydım. Bizim buralar çok sıcak olur. Balkonda yatarız. Sandalyenin üzerinde kıyafetlerimiz vardı. Ben cine sandalyede oturmasını söylemiştim. O yüzden sandalyedeki kıyafetleri almak için balkona gittim. Ama gittiğimde kıyafetler sandalyenin üzerinde değildi. Masanın üzerine alınmıştı. Ufak bir tebessüm edip uyudum. Gece hep zikirlerime kalkardım. O zaman başka cinleri daha çok hissederdim. Bir gün yine zikir çekerken kulağıma birisi fısıldadı. Annenin odasına git, onu uyandır. Korkutuyorlar dedi. Hemen annemlerin odasına gittim ve gerçekten annem nefes alamıyor gibiydi.
ter içinde kalmıştı. O an sessiz bir şekilde okunması gerekenleri okuyunca annemin rahatladığını gördüm. Sonra tekrardan zikrimi çekip uyudum. Bir başka olaysa şu. Yine bir yaz ayıydı. Kurban Bayramı'na doğru köye gittik. O akşam da kuzenlerim gelecekti Ankara'dan. Ben de akşam namazından sonra biraz uyumuştum. Kuzenim gelip uyandırdı beni. Hadi kalk, biraz gezelim dedi. Tamam dedim, evde çekirdek ve kola vardı. Onları alıp köy meydanından yukarıya doğru çıktık. Bizim oralarda çeşmeye oluk derler. O oluğun başına geldik. Konu nasıl olduysa cinlere geldi. Onları uyardım. Çünkü bizim köyde çok fazla kullanılmayan harabe ev vardı. Beni dinlemediler. Ben de birkaç bir şey anlattım. Sonra yanımıza bir köpek geldi. Biraz onu sevdik. Tam o sırada yatsı ezanı okunmaya başladı. Köpek de Allah'ı zikretmek için ulumaya başladı. Buraya kadar bir şey yok. Olay şu ki iki ev düşünün. İki evin arası toprak ve dar bir yol. Otlarla kaplı. O yol hiçbir yere çıkmaz. Kimse de oraya girmez. Bilirsiniz köydeki yollar toprak yoldur. Ne kadar sessiz yürümeye çalışsanız da illaki yürüdüğünüzün sesi çıkar. Sonrasındaysa köpek Allah'ı zikrederken oradan bir kadın çıktı. Herkes normal bir kadın olarak gördü. Ama o normal bir kadın değildi. Kaşları ince, gözünün biri aşağı, diğeri daha yukarıdaydı. Ağzı salyalı, dişleri simsiyah, kısa boylu. Eski kıyafetleri vardı üzerinde. Yaşlı bir kadındı. Elinde ise rahat yumruk büyüklüğünden de büyük bir taş vardı. Belki inanmazsınız ama gözlerimin içine bakıp gülerek o taşı köpeğin kafasına attı. Sonra bana baktı ama o bakış meydan okurcasına bir bakıştı. Aynı şekilde ben de ona baktım. Sonra birkaç kelime geçirdim içimden. Rahatsız olmuş olacak ki hemen yanında durduğu eve girdi. Evde şöyle bir yerdi. Demirleri olmayan büyük bir balkon düşünün. Sadece çimento ile sıvanmış, boya falan yok. Bir de kapısı var. Kadın orada kendi etrafında dönüp içeriye girip çıkmaya başladı. Ve bunu 5-6 kere tekrar etti. Bizim çocuklar da haliyle korktular. Onları da arkama alıp beklettim. Çünkü eve gitmeye kalksalar başlarına bir şey gelme ihtimali vardı. En azından benim yanımda güvendelerdi. Çünkü hem benim yanımda olanlar hem de başka kabileden birkaç Müslüman cin gelmişti. Kadın bunları tekrar ederken uzaktan bir adam geldi. Kadın hemen onun yanına gitti. Adam bana bakarak ''Buradan gidelim, ne işin var burada?'' dedi. Kadın da ''Bekle geliyorum'' dedi. İkisi de içeriye girdi ama oradan bir daha hiç kimse çıkmadı. Sonra sabah oldu ve babaanneme o evde birinin olup olmadığını sordum. Verdiği cevap kuzenlerimi korkutmaya yetmişti. O evdekiler bu sene köye gelmeyecekler. Cenazeleri var onların demişti. Kuzenlerim tabii hepsi de korktular. Oradan sağ salim çıktıkları için dua etmeye başladılar. Bir de size ufak tatlı bir olaydan bahsedeyim. Bir gün biz yine köyde turlamaya çıkmıştık. Kardeşim aradı beni. Abla hemen eve gel. İçeriye kuş girdi. Çıkartamıyoruz dedi. Eve gittim, inanır mısınız? 4 adam küçük bir kırlangıç kuşunu çıkaramamışlar. Halbuki cam da açık, kuş çıkmamış. Eve girip şöyle bir baktım. Soba borusunun üstünde duruyor. Ben odaya girdiğim gibi direkt elime kondu. Anladım zaten, sevdim biraz. Sonra gitmesi için dışarı saldım. Ondan sonra da hemen hocamı aradım. Hocamın cini ziyarete gelmiş kuş şeklinde. Ama bu öyle bir kuş ki hiç böyle güzellikte bir kırlangıç görmemişsinizdir. Bu olay da benim için çok tatlı bir olay. Son olarak ben bir ara bu işi bırakmak istedim. Rahat bir seneye yakın yapmadım. Ve geçenlerde hocamla konuştum. Bana dönüp dedi ki, ''Sence de bu kadar ara yetmez mi? Artık seni de meydanda görmek isteriz.'' dedi. O zamandan sonra ben tekrar namaza başladım. Namaza başladığım günden itibaren onları tekrar eskisinden daha iyi hissetmeye başladım. Ve umarım devam edebilirim. Şimdilik benim hikayem bu kadar. Aslında o kadar çok olay var ki, anlatsam saatler alır. Onları da başka bir zaman anlatmak isterim. Size ve dinleyicilerinize selam olsun. Şimdiden hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.